Amerika bürosu haber verir. Koronavirüsünün yeni varyantı Amerika'yı da alarma geçirdi. İşte koronavirüsünün yeni varyantı olarak bilinen Delta varyantı şu anda dünyada en riskli görülen varyant. Varyant ilk kez biliyorsunuz Hindistan'da görülmüştü. Daha sonra İngiltere üzerinden Avrupa'ya yayılmıştı ve varyantın geçtiğimiz günlerde de Almanya'da da hızla çoğaldığı açıklaması geldi. Uzmanlarsa Delta varyantının geçen kış aylarında salgına neden olan Alfa varyantından %60 daha etkili olduğunu söylüyorlar. Hatta geçtiğimiz Cuma günü Dünya Sağlık Örgütü'nden de bu konuyla ilgili bir açıklama geldi. Dünya Sağlık Örgütü Delta varyantının küresel bir tehdit haline geldiğini ve dünya genelinde en yaygın varyant olduğunu açıkladı. Dolayısıyla dünya genelinde panik etkisi yaratan koronavirüsünün yeni varyantı 328 milyonluk nüfusa sahip olan Amerika'yı da tabii ki alarma geçirdi. İşte bugün Amerika Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Dr. Anthony Fauci koronavirüs salgınına ilişkin gelişmelerle ilgili bir basın toplantısı düzenledi. Fauci Delta varyantının çok hızlı bulaştığını söyledi ve hastalık belirtilerinin daha şiddetli olduğunu tespit edildiğini belirtti. Bu yüzden de Fauci koronavirüsü Delta varyantının Amerika'nın salgınla mücadelesinde karşısındaki en büyük tehdit olduğunu aktardı bugün. Tabii öte yandan Fauci Delta varyantının Amerika'nın sınırları içinde koronavirüsün ortadan kaldırma girişimlerini de riske soktuğunu ifade etti. Dediğimiz gibi durum Amerikalılarda bir panik etkisi yarattı. Tabii Anthony Fauci'nin de açıklamasından yeni varyantın önümüzdeki günlerde mevcut olan normalleşme sürecine de etki etmesi mümkün görünüyor gibi diyebiliriz. Özlemşen Yaşar, Real TV, Washington.